Merhaba arkadaşlar. Tift kutu inceleme videoma hoş geldiniz. Ben Kan. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu TF serisinin 4. oyunu oluyor. TF serisi yaklaşık 17 yıldır 16-17 yıldır bizlerle. Genellikle oyunun çıkış tarihini soracak olursak TF1 1998, TF2 2000 yılında, TF3 2004 yılında çıktı ve 2014 yılında ise TF4 çıktı. Aslında TF4 öncelikle 2009 yılında duyurulmuştu. Fakat yaklaşık bir 5 yıl kadar uzun bir süre içerisinde sessizliğe bürünmüştü. 2013-2012 yıllarında haber doğrulandı ve 2014 yılında çıktı. Evet. Öncelikle bundan başlayalım isterseniz. Öncelikle hikaye hakkında birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. TF serisinin diğer oyunları gibi Gray'in hikayesini anlatılıyor. Uzun bir sürede evinden uzakta olduğundan şehrine geri dönüyor bu oyunda. Şehrine geri döndüğünde ise şehri Baron isimli bir titan tarafından yönetildiğini duyuyor. Sonrasında ise vebanın vurduğu şehirde fakirler sefalet içinde sürünürken zenginler ise rahat bir şekilde yaşıyor. Gray bu durumu kendi çıkarları için kullanmak istiyor ve hırsızlığa yani göreve başlıyor. Oyunumuz böylece başlamış oluyor. Evet, kutuyu açalım. Evet. Bilgilendirme, kullanım kılavuzu yazmakta. Oyunun 3 adet kurulum CD'si bulunmakta. Ve oyunun DLC'leri ile ilgili bilgilendirmeler var. Ve 3 tane parçası var. Hayalet, avcı ve maskeli olarak geçiyor. Bunları STM'den alınabilir. Ve her sürümün farklı bir versiyonları var yani demek istediğim. Bu daha ufak bir sürüm. Tabii ki daha farklı yüksek büyük sürümler de var. Örneğin burada gösterdiği gibi çoğu sürümlerde kitap veriyor ve birçok daha şey barındırıyor. Burada ise yabancı dilde bilgilendirmeler var. Burada ise oyunun alındığında yanında verilen DLC'si var. Hikayesi ise banka soygunu oluyor herhalde. Sandığım kadarıyla. Evet. Evet.
Bu kadar. Kutuyu da görmek isteyenler. Kutu böyle. Şurası ise daha farklı bir vurgu yapılmış buralara. Rahatça belli oluyor. Evet. Diğer kutuya bakacak olursak metal kutu oluyor. Buradan fark ediliyor mu bilmiyorum ama İllüzyon yani yanar dönerli bir kutuya sahip. Evet, arkasına bakacak olursak bir tür resim görüyoruz. Great'i de görüyoruz resimde. Bir patlamadan kaçmış sanırım. Evet, kutuyu açacak olursak metal kutu karşımıza çıkıyor. Metal kutu gerçekten iyi. Yani oyun severler beğenebilir. İçini açtığımızda ise bu tür objeler çıkıyor. İçindeki CD koyarlığı kaldırırsak resimde bir bankanın olduğunu görebiliriz. Evet. Öncelikle şurayı da eksi olarak söylemek istiyorum. Kapağın eksi bakımından teker bu olduğu taraf sadece bir CD almakta. Yani ikinci CD takılmıyor. Yani eğer takılmak isterse bu kutuya takılabilir 3 CD. Onun halinde zaten kendi yuvaları var. Evet. Kutunun arka tarafını döndürecek olursak farklı bir ritimle karşılaşıyoruz. Arka kapakla birlikte tamamlanıyor. Evet. Ağırlığı ve metalliği ise gerçekten çok hoş yani. Oyun severlerin hoşuna gidebilir. Gerçekten iyi. Evet. Bir metal kutu. Bir yana dönerli kutu. Oyunun kendi kutusu. Bilgilendirme. Banka derecesi. Patch ile bilgilendirmeler. Kurulum bilgilendirmeleri. Ve oyunun CD'si. Evet arkadaşlar. Kutu incelememizin sonuna geldik. Yani umarım ilerleyen zamanlarda farklı bir oyun kutu açılış videonuzla karşınızda olurum. Görüşmek üzere.